Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yoğun isteklerden dolayı tekrar videolar, içerikler üretmek istedim. Bu videonun konusu ise bir krem uygulamasından önce cildimizi nasıl temizleriz? Cilt temizliği ve cilt losyonu nasıl yapılır merak ediyorsak devam edelim. Evet, cildimize krem uygulamadan önce mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Tabii ki cilt tipine göre Cildimiz kuru, yağlı, hassas veya ikisinin karışımı karma bir cilt olabilir. Bugün beraber kuru cilt üzerine bir cilt temizleme losyonu yapmak istiyorum. Yağlı ciltlerde formülasyonda küçük değişiklikler yapabiliyoruz. Krem ve losyonlarda her zaman bir yağ fazı ve su fazı vardır. Bir de bunları birleştirebileceğimiz bir emilgatör yani karıştırıcı, emülsiyedici. Kremler de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Gece kremleri ve gündüz kremleri. Gece kremlerinde yağ oranı ve aktif madde oranı yüksek oluyor. Yani yaklaşık yüzde... 70'leri hatta 80'lere kadar yağ oranı oluyor. Geriye kalan %20 ise su, gliserin ve diğer aktif maddeler. Fakat gündüz kremlerinde yağ oranını çok istemiyoruz çünkü cilt parlamasın. Bu sefer yağ oranını %40'lara kadar hatta 30'lara kadar aşağı çekebiliyoruz. Gerisi de tabii ki su, daha doğrusu hidrosoller oluyor. Hidrosol daha önceki başka bir videomda bahsetmiştim. Aşağıda linkini bırakayım çiçek suyu diyebileceğimiz aromatik bir yağın damıtılması sonucu aslında atık bir maddedir fakat içinde çok yüksek oranda hangi yağ varsa onun aktif maddeleri vardır ve saf sudur. Zaten biz kozmetikte ve diğer temizlik ürünlerinde her zaman saf suyu kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle musluk suyu kireçli olduğu için onu kullanamayız. İçme suyu bir nebze olabilir fakat her zaman ben hidrosolleri tercih ediyorum. İşte burada bir papatya hidrosolünü görüyorsunuz. Yani papatya damıtılırken bunun çıkan suyu. Burada defne ki defneyi de ben çok sık kullanırım. Aynı zamanda mikrop öldürücüdür. İşte Birçok ada çayı gibi. Yani aromatik hangi yağ varsa onun mutlaka bir hidrosolu veya diğer bir tabiyle hidrolatı olur. Burada gliselini kullanmamızın amacı cilde bir nemlendirme vermesi ve, ve aynı zamanda da buna biraz daha bir kıvam vermesi. Ve dediğim gibi emilgatör de iki, iki maddeyi birbirine karıştırıyor. Ben burada Emilgün SG'yi kullanıyorum. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Yani bunların da sentetikleri var, doğalları var tabii ki. Evet hemen uygulamaya başlayalım. Yağım. Burada yağ, hemen... bir susam yağı da olabilir veya ayçiçek yağı, zeytinyağı da olabilir. Bu dediğim gibi bir krem değil, bir losyon olduğu için ve temizleme losyonu olduğu için kremimizin mahiyeti çok çok önemli değil. Yine hidrosolün mahiyeti içeriği de çok önemli değil. Hatta içme suyunu kullanabilirsiniz. Emilgator olmazsa olmaz. Bunu internetten getirtiyoruz. Böyle aktarlarda herhangi bir marketlerde bulamazsınız. Diğer birkaç aktif madde daha var. Yapacağımız losyonun veya kremin tabii ki özelliklerini arttırıyor veya piyasa ürünü olarak rekabet edebilir hale getiriyor. De onları özel eğitimlerde veriyorum. Profesyonel danışmanlık isteyenlerdeki formülü aynısını burada vermem zaten doğru olmaz. Hem de burada bir vatandaşın basitçe daha rahat koşullarda yapabileceği bir ürünleri genelde burada pratik halde size göstermek istiyorum. Evet hemen hidrosolü ölçme ile başlayalım. Şimdi burada hidrosolü yani su fazını %80 oranında hatta %90 oranında kullanabiliriz. Şöyle bir beğer alıyoruz ve 90 mililitre kadar hidrosol alıyoruz. 90'ı buradan seçiyorum. Mesela bu papatya. Papatyadan da evet güzel papatyanın kokusu geliyor. Ve dediğim gibi bu aynı zamanda saf su. Eğer bunu bulamazsak burada içme suyunu kullanabiliriz. Şimdi emilgatörü atmayla başlayayım. Yağ fazını hemen katmayacağım. Burada öncelikle bir emilgatör katayım ve bunu karıştırayım. Bu arada emilgatörler biraz çok küçük partiküller olduğu için akciğerlerimize geçebilir. Burada çok dikkatli olalım. Çok az şöyle çay kaşığının ucuyla atsak yeterli. Önce manuel karıştırıyorum. Daha sonra da bunu manyetik karıştırıcıya atsak daha iyi olur. Bunları zaten profesyonel yapmak istiyorsak bunları almamız gerekiyor. Şöyle bunlar kendi kendine karışıyor. Evet, bu karışa dursun. Biz şimdi gliserini ekleyelim. Nemlendirme özelliği sağlıyor ve buna biraz kıvam vermiş oluyor. Bunu 5 mililitre kadar kullanacağım. Yani bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Evet onu da şöyle katıyorum. Evet o da karışırken. Şimdi en son fazımız yağ ekleyelim. Yağ dediğim gibi herhangi bir yağ olabilir. Ben mesela burada susam yağı kullanayım. İşte tatlı badem yağı kullanabilirsiniz. Veya dediğim gibi evdeki herhangi bir taşıyıcı yağ kullanabilirsiniz. Burada taşıyıcı yağ, tabii aromatik yağ farklı. Onları da bir videoda anlattım herhalde. Buradan da yani yine 5 mililitre kadar atıyorum. Şimdi emilgatör olduğu için işte ne olacak? Emilgatör bunun ikisinin karışımını sağlayacak. Emilisi edecek. Bakın şu an yukarıda yağ birikmedi. Başka biraz da aromatik yağ atmak istiyorum. Hem koku vermesi hem de burada koruyucu olması açısından ben kekik yağını öneriyorum. Kekik yağının kokusu biraz keskindir. Onun yerine defne yağı. Bu arada defne hidrosolünü de kullanabilirdiniz defne yağı, ada çayı yağı veya çay ağacı yağını kullanabilirsiniz. Çünkü bunların hepsi antimikrobiyal aromatik yağlardır. Bunlardan da yaklaşık böyle 5-6 damla katabiliriz. Ürünümüzün bozulmasını engelliyor. Şimdi eğer bunlar yoksa bir koruyucu mutlaka katmamız gerekiyor. Koruyucular da bu arada yine sentetikler ve doğallar oluyor ki çoğu da sentetik. Bu serimiz daha çok kozmetik ürünleriyle ilgili olacak. İşte bugün ilk başta Hemen bir cilt temizleme losyonuyla başlayalım dedim. Ondan sonra değişik kremler hatta tonikler yapacağız. Evet bu artık hazır sayılır. Şöyle kapatalım. Bakın size de şöyle yaklaştırayım göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bir faz farkı yok. Faz farkının olmaması için bunun iyi bir şekilde karışması gerekiyor. Ve emülgatörü de gerekirse biraz daha atabiliriz. Yani çay kaşının ucu değil de biraz daha çay kaşının yarısı kadar atsak daha iyi olur. Çünkü zamanla yani bekledikçe belki bir gün sonra, üç gün sonra veya bir hafta, iki hafta sonra bir yine faz farkı oluşmaya başlayabilir. Normalde biz bunları aslında stabilizatörler, diğer kıvam vericiler ve köpük arttırıcılar gibi malzemeler atıyoruz. Köpük arttırıcı demişken sürfektanımızı atmazsak olmaz. En sonunda onu ekleyelim. Çünkü sürfektan asıl temizliği sağlayacak malzeme. Sürfektan olarak da ben koko glikozit kullanıyorum. Çünkü bu en doğal bize aktif maddelerden bir tanesi. Halini de size göstereyim. Bunlar böyle biraz ağdalıdır ve biraz böyle rengi sarımsıdır. Bundan da yine bir yemek kaşığı kadar atalım. Sürfektanımızı da ekledik. Burada yani ne yapmış olduk? Öncelikle bir yağ fazlarını bir daha sayalım. Yaklaşık 5 mililitre yani bir tatlı kaşığı kadar yağ aldık. Daha sonra yine 5 mililitre gliserin aldık. Ve 5 mililitre kadar da en son sürfektan yani 15 mililitre. Bu 90 ben almıştım fakat 85 su yani hidrosol alabiliriz. Evet basit olarak bir cilt temizleme losyonumuz hazır. Bunun içine tabi bazı yine takviye edici daha böyle profesyonelleştirici ürünlerde atabiliriz. Fakat bu şimdilik yeterli yani evde yapım için yeterli. Bunu nasıl kullanacağız hemen ondan da bahsedeyim. Bunları da biraz daha karışsın ve kullanmadan önce mutlaka çalkalayalım. Bunu bir bazı uygulamaları da online veya bizzat yapılan çalışmalarda gösteriyorum. Bunun için sosyal medyamı takipte kalın. Hatta bu hafta sonu da hem bir ücretsiz bir seminer hem de profesyonel devlet onaylı bir eğitimi de açıyorum. Onların da linklerini aşağı bırakayım. Aynı zamanda sosyal medyamdan, Instagram'dan, Facebook'tan da yaptığım veya yapacağım çalışmaları da takip edebilirsiniz. Ve şöyle bir sprey şişesine koyabiliriz. Öncelikle temizlemeden önce tabii ellerimizi güzelce yıkıyoruz veya bir pamuk parçasına bunu püskürtüyoruz. Bunu bu arada sabah kalktıktan sonra yüzünüzü yıkamak ve daha doğrusu sabunla sabunlamaktan önce bununla temizleme yapabilirsiniz. Katı sabunları veya Arap sabunu neden tercih etmiyoruz? Çünkü onlar kurutucu etkiye sahip. Sıvı sabun evet olabilir. Bu arada bu sürüfektanlar da sıvı sabunların da ham maddeleridir. Evet sıvı sabunu tavsiye ediyoruz. Fakat içinde de yine bunu, burada kullandığım gibi koko ve diğer bunun özdeşleri gibi doğal olanları kullanmak en iyisi. Selesler veya diğer katkı maddesi yani sentetik petrol türevli katkı maddelerini çok çok tabi tercih etmemek gerekiyor. Ve cilt temizlendikten sonra da nemlendiriciler, kremler, tonikler bunların da belli sırası var. Onları da daha sonra anlatacağım. Bundan sonraki videolarda kimyadan ayrı olarak ama buna paralel olarak bütünsel sağlıkla ilgili de hem teorik hem de pratik çalışmalara devam edeceğiz. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılanları da sorabilirsiniz. Daha doğal, daha sağlıklı kalın. Hoşçakalın.